Bu mesleği seçmem hakikaten enteresan. Çünkü benim küçüklüğüm hep köy enstitülerinde geçmiştir. Babam köy enstitüleri müdürlüğünü yaptı. 2-3 yer dolaştık köy enstitülerinde. Dolayısıyla devlette çok iç içeydik tabii. Ve küçükten beri idealim vali olmaktı aslında. Çünkü bizi hep gaza getirirlerdi. Yani işte inşallah ileride vali olacaksın, seni vali göreceğiz falan diye. Hep amacım vali olmayla paralel tutulan Siyasal Bilgiler Fakültesi'ne gitmekti. Nitekim liseyi bitirdikten sonra gerçekten Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni kazandım. Ve burada da tabii ilk sıralarda yer aldığım için çok enteresan bir teklifle karşılaştım. Maliye Bakanlığı burs verme teklif etti. Bunun üzerine ben de bursu kaçırmamak için maliyeci olmaya karar verdim. Çünkü arkasına bir mecburi hizmet yüklüyordu. Ancak aldığım karar vakit geçtikçe doğru gibi bana geldi. Özellikle bir inek bayramında maliyecilerin idari şubede bulunan arkadaşlarına şey gereği, senaryo gereği para fırlatması bu tercihin doğru bir yönde olduğunu bana gösterdi. Ancak 3. sınıfa gelinceye kadar hiçbir şekilde hesap uzmanlığından haberim yoktu. Çünkü fakültede aslında çok devamlı bir öğrenci sayılmazdım. Bizim zamanımız 68 kuşağı. Dolayısıyla okula seyrek uğrardım. Hatta ben dönem arkadaşlarımı da çok iyi bilmem. Bu nedenle. Bir gün rastgele hatta bir anım var. Rastgele bir sınıfa gittim. Baktım herhalde burası benim sınıfımdır dedim. Oturdum. Biraz sonra hiç unutmuyorum. Vahdet Aydın hocamız geldi. Tabii herkes birbirini tanıyor. Ben en arkada oturuyorum. Bir baktı şöyle hemen fark etti tabii. Sen dedi nereden geldin dedi. Ben de İzmir'den geldim hocam dedim. Hoş geldin dedi. İzmir'dekiler nasıl dedi. Anladım ki iş durum pek parlak değil. Ben de bozuntuya vermedim. Hepsi çok iyiler hocam. Selamları var dedim sizlere. Ama hemen bir ders sonra oradan çıktım. O gidiş son gidiş oldu. Ama sınav zamanları çok çalışırdık. Akşamları sabahlardık. Dolayısıyla 3. sınıfa geldiğimde hesap uzmanlığı mesleğini öğrenip onun da sınavlarının zor olduğunu görünce dedim senin bu fakülteyi bitirmen yetmez. Zaten devamlı da bir öğrenci değilsin. Evet notlarım hep iyiydi ama gene de tabii gecelik çalışmalara dayanırdı. Bir ilave süre çalışmanın zorunlu olacağını düşündüm. Nitekim mezun olunca burslu olduğum için zaten beni hemen göreve tayin ettiler. Ve İzmir'de ben defterdarlıkta göreve başladım. Ve orada 6 ay kadar müdürlerim de bana gösterdiği anlayış çerçevesinde sınavlara hazırlandım. İşte hesap uzmanlığı olmama kadar gelen süreç bu şekilde gelişti. Şimdi çok enteresan da bir şey oldu. Ben gerçekten iyi çalıştım, hazırlandım. Kendime çok güvenerek sınava girdim ve girdiğim sınav neticesinde bütün sorularını yaptığıma ve kazandığıma %100 eminken kazanamadın haberini aldım. Bu ilk sınavdı. Girdiğim hesap uzmanlığı sınavını. Çok şaşırdım. Sonra bunun nedenini araştırdığım zaman bir arkadaşımın bana verdiği tavsiye gerçekten benim sınavı kazanamama neden oldu. Çünkü arkadaşım ısrarla ne biliyorsan 5 cümleden fazla yazma demişti. Ben de bütün sınavlarda bir kağıdın önünü doldurup vermiştim. Tabii hepsini sonuç olarak biliyor ve bilmiş olmama rağmen kendimi iyi ifade edememem nedeniyle sınavı kazanamadığım anlaşıldı. İkinci de tam tersini yaptım. Hiç çalışmadan girdim 6 ay sonraki sınava. Fakat 5-6 kağıt verdim. Bütün bildiklerimi ifade ettim ve onu da başarıyla kazandım. Muavinlik dönemimiz gerçekten
çok hayatımızın unutamayacağı bir dönemiydi. Çünkü üstad muavin ilişkisi çok güzeldi. Gerçekten orada üstadlarımızla çok iyi kaynaştık. Yepyeni şeyler öğrendik. Kendi promosyon arkadaşlarımızla çok güzel günler geçirdik. Turnelerimiz oldu. Mesela bunlardan bir tanesi Bursa turnesidir. Bursa'ya arkadaşlarla birlikte gittik. Promosyon hemen hemen bütününü bozmuyorlar. Sınav öncesi aynı şehirlere veriyorlardı. Orada bir evde kaldık. O zamanlar böyle tabii oteller vesaireler yoktu. Yıl 1900 yanılmıyorsam 75 veya 76 olacak. Bursa'da bir yerde bir ev tuttuk. Tepelik bir yerdi. Evin sahibi de bize evini bırakıp kendisi gitti. Başka bir yere taşındı. Neyse biz evde kalıyorduk, yatıyorduk. Bir gün bir haber geldi. Dediler ki sizin orada çeşme taşmış. Şaşırdık. Giderken yoldan çıkarken ki tepeye doğru baktık aşağılarda sular akıyor. Eve bir geldiğimizde gördük ki o sırada devamlı sular kesilirdi Bursa'da. Yani bir gider bir gelirdi tabii. Biz de açık unutmuşuz. Ve dolayısıyla evi tamamen su basmış. Salonda bütün eşyalarımız yüzüyordu. Artık bütün arkadaşlar el ele vererek suyu boşalttık ama dediğim gibi Bursa'nın merkezine kadar sular akmış. O dönemde tabii artık belli bir tecrübeyi kazanmış olduk. Mükellef ilişkilerinde de bu böyledir. Gerçekten bu dönemde ilişkinin insanları gerçekten anlamanın ne kadar önemli olduğunu öğrendik. Bu konuya ilişkin de bir anım var. Bir gün bir mükellefi çağırmak için telefon açtım. Dedim ki işte böyle böyle. Ben hesap uzmanı Uğurcan. Hani sizin defterlerinizde bir inceleme yapmak istiyorum. Acaba defterlerinizi alıp gelir misiniz? Hani yazı yazarım ama bu zaman alır. Bir an önce gelirseniz memnun olurum dedim. Adam dedi ki ya bırak dalga geçme. Olur mu böyle bir şey? Ben dedi getirmiyorum defterlerimi dedi. Bakın beyefendi dedim yani bu iş ciddi bir iş. Yok dedi beni kimse işletemez dedi. Dolayısıyla ne defterimi getiriyorum ne de geliyorum kardeşim dedi. Kapattı telefonu. Ben tekrar açtım. Dedim ki anlıyorum yani siz herhalde bir işletilme duygusu içinde davranıyorsunuz. Ancak bu iş ciddi. İsterseniz ben adım vereyim. Siz kendiniz bana bağlanın. Dolayısıyla böylece işin ciddi olduğunu öğreneceksiniz. Ver bakalım adını dedi. Verdim. Ondan sonra beni aradı. Dedim ki evet maalesef iş ciddi. Lütfen defterlerini alıp gel dedim. 5 dakika sonra karşımda orta yaşlı, yaşlıca bir insan geldi, içeri girdi. Ben ayağa kalktım. Hoş geldiniz dedim. Fakat baktım bir türlü cevap veremiyor. Oturun diyorum. Nasılsınız diyorum. Yani bir türlü cevap yok. Ondan sonra neyse peki hadi sen sakinleş dedim. 10 dakika 15 dakika sonra artık yavaş yavaş sohbet ettik, konuştuk. Rahatladı ve gitti. Burada önemli nokta insanların karşılıklı şakalaşmalarının mükellef üzerinde yarattığı ilk baştaki olumsuz etki. Tabii iş birdenbire ciddileşince de onun üzerindeki bir ani şok. Ama rahatlattık ve iyi bir inceleme dönemi geçirdik. Ne fazla samimiyet ama gereğinde içten bir davranış ve insanca bir yaklaşım. Yine böyle turnelerden birinde bir inceleme başlattık. O zamanlar insanların serveti sorgulanabiliyordu. Yasalar buna müsaitti. Ve insanlar da buradan bir takım servetlerini azaltma yollarını da ya da reel göstermek için borç aldıklarını iddia ederlerdi. Bizim yaptığımız en önemli incelemelerden biri de bu borçların doğru olup olmadığını araştırmaktı.
Yine çağırdığım bir mükellef, babasından büyük ölçüde borç aldı iddiasındaydı. Beyannamesini de bu şekilde doldurmuştu. Ben de o zaman bir babanı çağırır mısın? Ondan da bir ifade alayım dedim. Peki dedi. Ertesi gün içeri çok yaşlı, sakallı bir amca girdi. Selamün aleyküm dedi. Aleyküm selam dedik, oturttuk. Ondan sonra biraz sohbetten sonra ona sordum. Dedim ki, bak amca dedim. Oğlun senden borç aldığını iddia ediyor. Sen gerçekten oğluna borç verdin mi dedim. Hacı olduğunda sonradan öğrendiğim insan birkaç dakika durdu, sıkıldı, verdim dedi. Fakat ondan sonra da yavaş yavaş kaydı bayıldı. Bu da benim için çok enteresan bir an oldu. Neyse hacıyı tabii şey yaptık, ayılttık. Ondan sonra oturttuk. Ve tabii ki meydana çıktı ki böyle bir borç vermemiş. Ondan sonra itiraf etti ve biz de artık son derece sağlam biçimde raporumuzu düzenleme imkanını elde ettik. Evet, biz o tarihte Londra'ya gönderildik. Londra'da bir ekip oluşturduk. Burada zaman zaman arkadaşlarla buluşuyorduk boş zamanlarımızda. Yabancı dil ağırlıklı bir konuydu. Bunu ilerletmeye gayret ediyorduk, kurslara gidiyorduk. Bunun haricinde de mesela benim hobi olarak orada başladığım bir antika işi olmuştur. Çünkü bu gibi şeylere zaten düşkündüm, sanata düşkün olduğum için. Londra'da küçük müzayede yerleri vardı mahalleler aralarında. Hem fiyatları çok uygun olurdu hem de çok güzel şeyler çıkardı. Yüzlerce şeyin arasında bir iki tane çıkardı ama onları takip etmek çok zevkli olurdu. Boş zamanlarda onları takip ederdim. Onun yanında dediğim gibi gezerek ve okuyarak bilgimizi ilerletmek ve değişik bir dünya görüşüyle ülkeye dönmek en büyük amacımızdı ve bunu da büyük ölçüde başardığımızı düşünüyorum. Ben kurulumda iftar ediyorum. Hatta bir daha yeryüzüne gelsem yine de sapısman olmak isterim.